Kapatılan DTP'nin 3 vekili Sevahir Bayındır, İbrahim Binici ve Özdal Üçer bugün Kuzey Irak'taydı. 3 vekil yanlarında 2 belediye başkanı ve bazı partililerle birlikte Mahmur kampına gitti. Milletvekilleri Türkiye'den Irak'a geçiş yaptılar ve biraz sonra da burada Mahmur'da olmaları bekleniyor. Mahmurlular da ana yola çıktılar ve işte uzun bir konvoyla milletvekillerinin gelmesini bekliyorlar. Tam kamp kapısına gelmişlerdi ki Irak polisiyle kamp görevlileri heyeti kim koruyacak tartışmasına girişti. Kısa süren bir gerginliğin ardından heyet içeri girdi. Mahmur'un üzerinde Birleşmiş Milletler bayrağı dalgalanıyor. Çünkü kamp onların gözetiminde. Milletvekilleri Mahmur kampına girdiler ve şimdi yukarı doğru ilerliyorlar. Heyet, sloganlar, alkışlar, zılgıtlar eşliğinde yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Kamp merkezine geldiklerinde üzerlerinde Öcalan resimli tişörtler bulunan çocuklar ve gençlerle tek tek kucaklaştılar. Heyet üyeleri hep birlikte kendileri için hazırlanan platforma çıktı. Mahmurluları selamladı. Sevahir Bayındır binlerce Mahmur sakinine önce Kürtçe sonra Türkçe seslendi. Tek millet olmaz. Tek bir olmaz. Bir devlet, çok millet ve çok dilli kültür dünyanın öngördüğü bir sistemdir. Ve Türkiye'de bu sisteme ayak uydurmak zorundadır. Mahmur'da 12 bin kişi yaşıyor. Türkiye öncelikle kampın boşaltılmasını hedefliyor. Kamp sakinleri taleplerini kapalı kapılar ardında milletvekillerine anlatmaya başladılar. Milletvekilleri ve beraberindekiler yarın sabah Mahmur kampından ayrılacak. Kuzey Irak'ta bölgesel Kürt yönetimiyle görüşecekler. Gezinin sonunda da bir rapor hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklar.